Ahmet Selim Kul bizle birlikte olacak. Hem transfere dair detayları hem Maribor maçı ile ilgili Selim'in izlenimlerini bizlerle paylaşmasını izleyelim. Sonrasında üstüne konuşacağımız şeyler var. Selim, istersen Fred konusuyla başlayalım. Bekliyor musun bugün içinde bir aksiyon? Evet Kerem, bugün de resmi açıklama gelebilir. Yani biz 48 saat içerisinde dün dedik, yani bugün yarın bu işin artık resmi adımlarının atılmasını bekliyoruz. Bu akşam bu anlamda önemli. Tabii kolay transferler değil, büyük bir isim, önemli bir isim, birçok talibi olan bir isimdi. Bu yüzden hani süreç bazen bizim söylediğimiz tarihlerin biraz dışına çıkabiliyor ama Fred konusunda Fenerbahçe oyuncuyu kısa süre içerisinde resmi olarak açıklayacak. Fred artık Fenerbahçe forması giyecek. Bunu ifade edebiliriz. Tabii orta sahada açıkçası beklentileri karşılayan bir isim oldu bu. Fenerbahçe yönetiminin üzerinde ciddi bir baskı vardı. Transfer döneminde önemli işler yaptılar ama bu sezon özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasında böyle biraz farklı bir düello yaşanıyor. Kadro kalitesini sürekli ekipler yukarı çekiyor. Buna karşılık vermek önemliydi. Bu yüzden orta saha takviyesinde beklenti büyüktü. Bu beklentileri tabii ki sahadaki performanslar, binlerce örnek yaşadık. Farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor ama kağıt üzerinde isim anlamında Fenerbahçe taraftarının beklentisini tam anlamıyla karşılayan bir oyuncu seçmiş oldu Sarı Lacivertler ve bu doğrultuda da dediğimiz gibi bugün veya yarın bu işin artık resmi olarak açıklanmasını, oyuncunun da buraya gelerek takıma katılmasını bekliyoruz. Tabii transfer çalışmaları oldukça hareketli. Şunu ifade edelim. Yayında dün birçok kez söyledik, bir kez daha söyleyelim. Böyle tweet atmayınca biraz bizim yayında söylediklerimizin üstüne sosyal medyada konuluyor gibi ama biz tekrarlamaya devam edelim. Cengiz sürecinde yeniden hareketlendiğini söylemiştik ve burada da sıcak saatler yaşanıyor. Bugün bir antrenmana katılmama durumu var ama o direkt olarak transferle alakalı değil, onu söyleyelim ama bu transferde sıcak yeni gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin zaten bu hafta başında, yani bu haftanın başında yeniden bu sürecin hareketleneceğini, o frene basma, fiyatları aşağı çekme politikasının artık yerini hareketli saatlere bırakacağını söylemiştik. Şu anda Cengiz'le ilgili hani geliyor, bu iş olmuyor, henüz buraları söyleyemiyoruz ama sıcak saatler, her an haber paylaşabileceğimiz bir başka konu. Livaković konusu da dediğim gibi, kaleci konusu da bu UEFA AEK ile oynayacağı Dinamo Zagreb'in eleme maçlarına bağlı bir konu. Bu maçların ardından Livakovic'in de gelmesini bekliyoruz. Ben herhangi olumsuz bir durum duymadım bunun dışında, bu süreci etkileyen veya henüz işin bitmesine engel olacak bir şey duymadım. O yüzden bu maçlardan sonra Livakovic'in de Fenerbahçe'ye katılmasını beklediğimizi ifade edelim. Tabii bu 3 transfer dışında herkesin merak ettiği Fred dışında bir orta saha olur mu konusu var. Bu doğrultuda Fenerbahçe sadece Fred'le değil, İngiltere seyahatinde, bu Fred transferinin gerçekleştirdiği İngiltere seyahatinde Endombélé ile de temaslar kurdu. Burada zaten uzun süredir aktarıyoruz hep. Endombélé bir kenarda dursun, bu ismi takip ediyor Fenerbahçe. Hani biraz daha zor bir transfer gibi gözüküyor diyoruz ama yani henüz kesinlikle ikinci bir orta saha alınır diyemiyorum. Yani Fred dışında diyemiyorum çünkü Fenerbahçe maliyetli de transferler yapacak. Burada tabii Crespo'nun durumu var. Yani Crespo varken bir yabancı orta sahada gelmesi çok mümkün olur mu emin değilim. O yüzden biraz daha bu ikinci isim bence ayrılıklara bağlı olacak. Krunić ismini kapatmamak gerekiyor bu defteri. Orada bazı taktiksel gelişmeler yaşanıyor, onu da söyleyeyim. Krunić gitti kulübüne, sportif direktöre, ya bana izin verin yoksa... o cümleyi tam söylemeyeceğim. Bana izin verin yoksa hani gitmek istiyorum şeklinde bir çıkış, bir rest şekli. Biraz net bir restti. Bunun üzerine Milan, İtalyan basından Milan Krunić'le sözleşme yeniliyor, yenilemek istiyor haberleri çıkmaya başladı. Burada Milan oyuncusunu tok satıcı rolünü gayet iyi oynuyor ama Milan da transfer arayışında, o bölgeye takviye yapma arayışında aslında Krunić'in gönderilmesiyle alakalı çok kapalı değiller. Sadece iyi oyuncumuz, satmayı düşünmüyoruz noktasında hareket ediyorlar. Bu biraz Fenerbahçe'nin Batshuayi'de uyguladığı taktiğe de benziyor. Lens'in ilgisi var, Arap kulüplerinin ilgisi olduğunu izleyicilerimiz hatırlar, transfer döneminin başında aktarmıştık. Fenerbahçe'de Batshuayi için aynı düzlemde aslında. Bu tarz taktikler uygulanabiliyor ama Endombélé, Krunić bu isimlerle ilgili süreçler kapanmadı. Takip edeceğiz. Kesinlikle Fred'den sonra bir orta saha daha gelir. Bu net ifade kullanamıyorum ama transfer çalışmaları devam ediyor. Bu da ne demek oluyor? Gelme ihtimali bulunuyor artı bir orta sahanın. Bu süreci de takip edeceğiz. Bunun dışında İşte İtalya basında Muriel gibi iddialar ortaya açıldı. Bazı forvet isimleri ortaya atılmaya başlandı. Bu da dediğim gibi Fenerbahçe'nin olası Batshuayi ayrılığında hazırlıksız yakalanmamak adına yaptığı araştırmalarla alakalı çıkan temaslar. Eğer Batshuayi ayrılırsa da bir forvet takviyesi daha gelebilir. Tabii orada Umut Nayır, Serdar Dursun var. Serdar Dursun'la ilgilenen kulüpler var, belli başlı teklifler var ama biraz daha Serdar Dursun burada bonservisini talep ediyor. Madem hani kadroda düşünülmeyeceksen biraz daha bonservisini eline almak istiyor doğal olarak. Kesin olarak takımdan ayrılır veya ayrılmaz demek mümkün değil. Bu süreci de göreceğiz. Ya Fenerbahçe'de işin özeti kanat, kaleci, orta saha transferinden sonraki süreç biraz gidecek oyunculara, takımdaki işte diğer oyunculara gelecek tekliflere, ilgilere buna göre şekillenecek gibi duruyor Kerem. Transfer gündemini böyle özetleyebiliriz. Selim, Maribor mücadelesine dönük olarak izlenimlerini de paylaşmanı rica edeceğim. Taraftar nasıldı? Atmosferle ilgili ne söyleyebilirsin? Takımın oyununu, seyirciyi tatmin etti mi? Şöyle ifade edelim, keyifli bir sezon başlangıcı oldu Fenerbahçe adına. Ya her işte bir hayır vardır. Bu konferans ligine düştüğümüz için doğal olarak hiç kimse mutlu değil. Hiçbir temsilcimizin mutlu, hiçbir taraftarın mutlu olduğunu sanmıyorum. Yani evet bizim futbolumuz muhteşem bir seviyede değil ama buralardan da başlamak biraz bence üzüyor ama tabii buralarda daha kolay rakiplerle kazanılması, sezona biraz moralli girişler yapılmasına da sebep oluyor yine temsilcilerimiz adına. Biz bardağın dolu tarafına bakmaya daha çok gayret edelim. Bu anlamda dün de ben bu arada Maribor hani tabii ki kıyaslanmaz Fenerbahçe'yle güç, yapı, maddi güç vesaire ama gayet kompakt oyun oynayan, en azından 20-30 dakika bunu gerçekten iyi bir şekilde yaptılar ki onlar için Fenerbahçe dünkü atmosferde oynamak da kolay değildi. Kalabalık bir stadyum, yoğun bir baskı ki Fenerbahçe taraftarı ilk 20-25 dakika gerçekten iyi destek verdiler takımına. Bundan dolayı kompakt bir takımı Fenerbahçe bir şekilde oyun içi değişikliklerle 20-25. Dakikadan sonra çözmeye başladı. Aradığı golü buldu, istediği sonucu aldı. Bu anlamda olumlu bir geceydi Fenerbahçe adına. Tabii iki maçta Zimru maçlarından sonra bu maçta da yeni transferlerin katkıları, gol, asist olarak sürekli katkı vermeleri yine taraftarı mutlu ediyor. İlk maçta da yeni transferler neredeyse tamamen skor yükünü çekmişti. Dün açılışı BKO yaptı. Yine Şimanski oyuna girdikten sonra ipi çeken isim oldu. Kent biraz daha oraya hani sıkıntılı demeyeyim de düşük bir avantajla gidecekken tamamen ipleri elimize almamızı sağlayan penaltıyı yaptırdı. Tadić yine golle buluştu. Bu şekilde hani Fenerbahçe yeni transferlerin sürekli katkı vermesi mutlu ediyor. Ama Kadıköy'de benim çok fazla anlattığım çeşitli bahanelerle bu konunun böyle legalleştirilmeye çalışıldığı, böyle kabul görmeye çalışıldığı bir durum söz konusu. Dün inanılır gibi değil. Yani 25. dakikada Fenerbahçe de kötü oynamıyor. İlk 20 dakika biraz duran bir maçtı ama yani dünyanın en normal durumu bu. Ya ataklar kaçıyor diye, pozisyon kaçtı diye üst üste homurdanmalar başladı. İnanılır gibi değil. Gerçekten sezon başında da ki tepkilerin odağındaki isimler Joshua King ve İrfan Can Kahveci'ydi. Ya İrfan Can Kahveci dün özellikle ilk yarıda Fenerbahçe adına en iyi oyuncu diyebilirim. Çünkü bütün hücum aksiyonlarının içinde başlangıcında o vardı. Tamamen ezbere tepki. Artık şunu düşünmeye başladık. Yani Fenerbahçe taraftarı ne istiyoru düşünmeye başladık. Hani kendi iyi oynayan oyuncuna tepki vermekteki amaç ne olabilir düşünmeye başladık. İşin ciddiyetini şöyle anlatayım. İkinci yarıda bu homurdanmalar ıslığa döndü. Bir gol kaçtı diye yine İrfan ıslıklandı. Ama bu defa böyle biraz daha tribünü bilen, hakim Fenerbahçe taraftarları açık bir şekilde oyuncu yuhalayan taraftarları küfrettiler. Ve bu konu biraz sıkıntılı yere gidiyor. Hani bizim onu yani söyleyeyim. Tribünde de bir gerginlik oluyor. Evet, tribünde gerginlik oluyor Kerem. Bir sonraki maçta kavgaya dönüşebilir bu. Bunu açıkça söyleyeyim. Çünkü ne olursa olsun burada takımı destekli taraftarın temel şeyi takımı desteklemek. Burada takımı sürekli aşağı çeken bir atmosfer var Kadıköy'de birkaç yıldır. Bundan dolayı artık iç kavgaya doğru gidiyor bu. Bir sonraki maçta da böyle garip garip yuhalamalar, homurdanmalar olursa görmek istemediğimiz görüntüler yaşanabilir. Bu gerginlik var tribünde. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Dün ben de buna benzer bir görüş belirttim. Yani takımı desteklemeye gelmeyen, oraya stres atıp kendi iç mutluluklarını yaşamaya gelenin bence yaptırım uygulayabilir kulüp. Çünkü bu ne olursa olsun bir kendi iç sahanız yani. Bu noktada çok kampanyalar da yapıldı. Fenerbahçe'nin çözmesi gereken sorunlardan biri. Yani takımdaki hava iyi, atmosfer iyi ama Kadıköy atmosferi problemli olmayı sürdürüyor. Selim, teşekkür ediyoruz paylaştıkların için.